Bazı toplumların büyük bilim insanları, sanat insanları, spor insanları vardır. Bir toplum düşünün, dünya çapında sanatçılar, sporcular, bilim insanları yetiştirmiştir. O toplumun bu tarz büyük insanlar yetiştirmesi ilk tahlilde önemli ve güzel bir şey gibi gözükmesine rağmen yine o toplum için uzun vadede, uzun nesiller boyunca yeterli olmayabilir. Çünkü bir toplum sadece bu disiplinlerde insanlar yetiştirmiş ise büyük ihtimalle o insanlar kendi çabalarıyla kendilerini yetiştirmişlerdir. Hatta sanatta, bilimde, sporda insanların yetişmiş olması o toplum için tesadüfi bir sonuç olabilir. İşte bunu kırmak için, yani bu tarz aydınlara sahip olabilmek için tesadüfi sonuçları ortadan kaldırmak isteyen toplumlar sanatta, bilimde, sporda büyük akademiler, eğitim kurumları kurmuşlardır. Ancak günün sonunda bu da yeterli olmayabilir. Çünkü gerici bir zihniyet başa geçip bu akademileri, kurumları kapatabilir. Örnek vermek gerekirse Osmanlı Devleti döneminde tıp alanında gerçekten önemli bilim insanları, tıp insanları, hekim insanları yetiştirdik. Mavrogenis, Spiridon Paşa, Doktor Nazım Bey, Dağvaryan Nazaret Efendi, Bahattin Şakir. Cumhuriyet dönemiyle beraber tıp biliminin her dalında daha fazla bilim insanı, hekimler yetiştirebilmek için birçok kurum ve eğitim yeri kurulmuştur. İlk aklıma gelen, sizin de çok iyi bildiğiniz üzere 1928 yılında kurulan Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü'dür. Bu kurum birçok aşı üretmiş, hem Türkiye hem de dünya halklarının sağlığı için çalışmıştır. Maalesef 2011 yılına geldiğimiz zaman gerici bir zihniyet tarafından bu kurum kapatılmıştır. Kapatılmamış olsaydı belki de bugün COVID-19 aşısını bulan ülkelerden biri de biz olacaktık. İşte nasıl bilim, spor ve sanat insanı yetiştiren toplumlar varsa, bir üst seviye olarak da bu insanları yetiştiren kurumlar kuran toplumlar varsa, bir de en üst seviye olarak bilim, sanat ve spor kültürü olan bu kültürleri inşa etmeyi başarmış toplumlar vardır. Evet, bizim bilimde, sanatta ve sporda üst seviyede yetiştirmiş olduğumuz aydınlarımız var. Doğru. Fakat sadece o kadar. Ne artık bu aydınlarımızı yetiştirebilecek kurumlarımız ne de bu kurumları ayakta tutabilecek kültürümüz var. Ancak olumlu bir yorum da yapmak gerekirse edebiyatta hala güçlü bir kültüre sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bugün sizlere ilk kadın sosyalist şairimiz Yaşar Nezihe Bükülmez'in hayatını kısaca anlatacağım. Yaşar Nezihe Hanım Osmanlı Devleti döneminde 5 çocuklu yoksul bir ailenin son çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelir. Maalesef küçük yaşta büyük acılar yaşamak zorunda kalır. Ailesi içerisinde hayatta kalan tek çocuk kendisidir. Belki de bu yüzden ismi Yaşar olarak konulmuştur. Daha 6 yaşındayken, daha küçücük bir kız çocuğuyken annesini kaybeder. Teyzesi ve babasıyla yaşamaya başlar. Ancak ortada büyük bir problem vardır. Babası kendisine çok kötü davranır. Şiddet uygular. Teyzesinin de iyi bir teyze olduğu söylenemez. Çocukluğunun büyük bir kısmı sokaklarda geçer. Okuma isteği o kadar ağır basar ki kendi başına okula gider, kaydını yaptırır. Yaşar Nezihe'nin bu okuma isteği babası tarafından hiç hoş karşılanmaz. Kendisine yine şiddet uygular ve evden atar. Zaten sokaklarda yaşamaya alışmış Yaşar Nezihe için bu durum özgürleşmesinin bir adımı olmuştur. O döneme ait Aydınlık dergisinin ilk yazarlarındandır. İşçi haklarına, işçi grevlerine büyük destekler vermiştir. Hatta bugünün tabiriyle güçlü bir insan hakları aktivisti olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de sol düşüncenin, sosyalist kültürün kurulmasına şiirleri ve eserleriyle destek olmuştur. Bu sebeple kendisi Türkiye'nin ilk kadın sosyalist şairidir. Hatta 1923 yılında 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı ile alakalı bir şiirde yazmıştır. İşte bu sebeple edebiyat tarihimizde 1 Mayıs'la alakalı şiir yazan ilk kadın şairimiz de kendisidir. 1895'ten itibaren Malumat ve Terakki ve Nazikter dergilerinde mazlume, mahmure ve mehcure mahlaslarıyla, yani takma adlarıyla birçok eser paylaştı. Eserleriyle alakalı birkaç örnek vermek gerekirse Hazan ünvanlı manzube, Kardeş Yüreği, Efsus, Leali, Pür Azap bunlardan birkaçıdır. Kendisi hayatı boyunca 3 evlilik yapmıştır. Ancak bu 3 evliliği de boşanmayla sonuçlanmıştır. Bu evliliklerinden sahip olduğu 2 çocuğu da maalesef besin yetersizliğinden, gıda yetersizliğinden, yani fakirlik sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Edebiyat konusunda gerçekten çok çalışkan bir isimdir. 1925-1927 yılları arasında Kadın Yolu adlı bir dergide çıkarmıştır. 1934 yılına geldiğimizde Bükülmez soyadını alacaktır. Yaşamı süresince 3 kez intihar denemesinde bulunur. 5 Kasım 1971 yılında İstanbul'da hayatını kaybeder. Yaşar Nezihe Bükülmez'in şiirlerini teknik açıdan incelediğimizde ağırlıklı olarak hece ölçüsüyle şiirler yazmış, kıta ve beyit stillerini kullanmıştır. Adı maalesef edebiyat dünyamızda pek bilinmez. Ama hem edebiyat dünyamız için, tarihimiz için hem de işçi hakları, sol düşünce açısından çok değerli bir insandır. Sizlerin huzurunda başta tıp alanında çalışan, emekçi sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlarım. Bu vesileyle Yaşar Nezihe Bükülmez'in 1 Mayıs adlı şiirini de okumak istiyorum. Ey işçi, bugün hür yaşamak hakkı seninken, patronlar o hakkı senin almışlar elinden. Sayınla edersin de tüfeğlileri zengin, kalbinde niçin yok ona karşı yine bir kin. Rahat yaşıyor, işçi onun emrine münkat, lakin seni fakir etmede günden güne berbat. Zenginlere pay verme, yazıktır emeğinden, azmet de esaret bağı kopsun bileğinden. Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün, bir parça da evlatlarının çehresi gülsün. Ey işçi, Mayıs 1'de bu birleşme gününde bir şüphe bugün kalmadı bir mani önünde. Baştan başa işte koca dünya hareketsiz, yıllarca bu birlikte devam eyleyen işsiz. Patron da fakir işçilerin kadrini bilsin, tazim ile hürmetle sana başlar eğilsin. Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi, bak fabrikalar uykuya dalmış gibi şimdi. Herkes yaya kaldı, ne tren var ne tramvay, sen bunları hep kendin için şanı şeref say. Bir gün bırakınca işi halk şaşkına döndü, ses kalmadı, her velvele bir mum gibi söndü. Sayende saadetlere mazhar beşeriyet, sen olmasan etmezdi teali medeniyet. Boynundan esaret bağını parçala, kes at, kuvvetedir hak, hakkını haksızlara anlat.